Mutlu günler sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bugün yine bir sürü veri açıklandı. Kısa vadeli dış borç stokundan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçe giderlerine kadar 2024'ün bütçesini açıkladı. Oldukça önemli rakamlar var. Diğer taraftan bugün bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla ilgili bir açıklaması var. Ona da bakacağız. Diğer taraftan JP Morgan da bir tavsiyede bulundu. O tavsiye doğru mu, gerekli mi, yapılabilir mi? Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey ile karşımızda başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Hanım. Yine yollarda yakaladık sizi. Bizden kurtuluşunuz yok. O Evet. zaman fazla sözü uzatmadan hemen Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıyla başlayalım. 2024'ün bütçe büyüklüğünü açıkladı. Şöyle rakamlar var. Giderler 11 trilyon 89 milyar lira. Gelirlerse 8 trilyon 437 milyar lira olarak öngörüldü dedi Cevdet Yılmaz. Yani açık hedefi 2,7 trilyon lira gibi görünüyor. Bu rakamın bize ne ifade etmesi gerekiyor? 2024 nasıl geçecek? Nasıl emareler veriyor bu rakamlar, ne dersin? 2024 hem çok zor hem de çok belirsiz geçecek. Hem çok zor hem de belirsiz geçecek Ebru Hanım. Bu sene karmaşa yılıydı, gelecek sene belirsizlik yılı olacak. Neden? Şöyle bir bakalım. 2023 için iki kere bütçe yaptık biliyorsunuz. Bir geçen sene bu zamanlar yılbaşında uyguladığımız, sonra yetmedi, telsiz ettik. Temmuz'da bir daha yeni bir bütçe yaptık. O yeni bütçeye göre gelirlere baktığımız zaman bütçe gelirlerine %123 artış koymuşlar. Şu parayı nereden bulacaksınız? %123 artırıyorsunuz. Bakın bütçe gelirleri geçen sene, yani bu içinde yaşadığımız sene 3,8 trilyon liraymış. Şimdi onu neye çıkardınız? 8,4 trilyon liraya çıkardınız. Yani %123 artırdınız. Üzerine fark bildirdiniz. Peki bu parayı nereden toplayacaksınız? Şimdi buna geleceğim. Daha vahimi giderler de var. Giderler geçen sene, yani şu an içinde yaşadığımız sene 4,5 trilyon lira olacakmış. Bunu çok aştırmaya eminim de 4,5 trilyon lira olacakmış. Zaten şu ana kadar açık 650 milyar. Bu sene 2024 için öngörülen gider 4,5'tan 11 trilyon liraya çıkarılmış. 4,5 trilyondan 11 trilyona çıkarmış. %144 artırmış. Bütçe açığı büyümüş. Giderler arasında, gelirler arasındaki fark büyümüş çünkü. Gelirleri %123 artırıyorsunuz. Giderleri %144,5 artırıyorsunuz. Bu açık büyümüş. Hem giderleri uçurmuşsunuz hem gelirleri uçurmuşsunuz ama diyorsunuz ki yok ya ben enflasyonu düşüreceğim. Şimdi bu yalan oldu o zaman. İki, finansmanını nereden sağlayacaksınız? Ya vergileri artırmanız lazım, ya enflasyonu patlatmanız lazım. Ya da borçlanmanın uçması lazım. Şimdi 3 tane finansman yöntem var. Nasıl yapacaksınız? Şimdi önümüzdeki sene için işte %46 falan enflasyon falan hepsi hayal. Ya bundan tutması, bu rakamdan baktığım zaman tutması mümkün değil. Bu aynı zamanda ne getirecek? Nisan'dan itibaren sıkı para politikasına geçeceklerini, nasıl bir geçeceklerse bilmiyorum. Çünkü merkezi bütçede hiç tasarruf yok. Cevdet Yılmaz diyor ki sıkı para politikasına geçeceğiz. İşsizlik de 10,5 olacak. 10,5'a çıkacak diyor. %10,4. Peki şu an işsizlik yüzde kaç? 9,2 açıklandı işte geçen 3-4 gün evvel, değil mi? 9,2. Şimdi 10,5'a çıkartıyorsun. Demek ki bir sürü firma batacak. Bir sürü insan işsiz kalacak. Ama enflasyonun altında ezdirmeyeceğim. Nasıl ezdirmeyeceksin bu durumda? Adam bir kere bırak enflasyon altında kalma. Adam işsiz kalacak zaten. İşsizlik 9,2'den 10,3, 10,4'e çıkacak. Hedefiniz o. Her satır birbiriyle çelişiyor o zaman. İşte burada sıkıntı var. Şimdi şu söyledikleri doğru bakın. İşsizlikle ilgili söyledikleri doğru. İşsizlik çok artacak. Rakamını bilemem. İşsizlik artacak. Sıkı para politikasıyla beraber firmalara gereksiz krediler duracağı için ya da parayı efektif kullanmayan, ekonomi efektif katkısı olmayan firmalara para verilmeyeceği için, ki verilmemesi lazım. O zaman ne olacak? Sabun köpüğü gitmiş olacak. Buralarda da çalışan 3'er 5'er kişi, 10'ar kişi işten çıkacak. Tamam, bu doğru. Evet. Şimdi bu var ya, çünkü ekonomi sabun köpüğü gibi büyüttünüz. O sabun köpüğüne gitmesi lazım. Gerçek sabunun ortaya çıkması lazım. Gerçek durum, manzarayı görmemiz lazım. Şu an manzarayı göremiyoruz. Zaman ihracattan kredi kesinti yapamayacağını göre ona kredi vermek zorundasın. İmalatçıdan kesemeyeceksin. Tarımdan kesemeyeceksin. İnşaat ve tüccar kaldı geriye. İnşaat zaten şu an acayip kötü gidiyor. Satışları inanılmaz düşük. Evet. Birçok müteahhit batabilir. Geriye kim kaldı? Tüccar. Ya da sabun köpüğü. İşte o tüccardaki sabun köpüğünün alınması lazım. Bu birinci yolu. Bunun başka yolu yok. Açık 2,7 trilyon TL. Çok büyük bir açık. Bunu neyle finanse edeceksiniz? Olayın bir de bu kısmı var. Peki 8 trilyon gelir hedefine nasıl ulaşacaksınız? 8,5 trilyon gelir hedefine nasıl ulaşacaksınız? %123 gelir, devletin gelirlerini nasıl artıracaksınız? Bana bir zizasın mantığını. Dolayısıyla bunlar çok bize büyük bir nasıl enflasyon. Vergiler gelecek, yine nasıl bir vergi yükümüz olacak? İşte vergi oranlarını artıracaksınız? Enflasyonu patlatacaksınız veya ikisini beraber mi yapacaksınız?
Ya da bu çok büyük borçlanma gidip faizleri yukarı çektiğiniz zaman yine aynı şey gelecek. Yani ne olacak? Ekonomi yine sallanacak. Dolayısıyla bunlar hepsi belirsiz. Neyi nereden ne şekilde karşılayacağını görmemiz lazım. Detaylara bakmak lazım ama bugün açıklanan Devlet Yılmaz'ın ilk konuşmasından ortaya çıkan sonuç birkaç gün sonra detayları çıkar. Ama şu an görünen o ki bütçe gelirleri %123, gelirleri %244,5 artmış. Bütçe açığı büyümüş. Oransal olarak demiş, rakam değil, oransal olarak da büyümüş. Dolayısıyla sen bu aradaki farkı nasıl kapatacaksın? Bu çok önemli. Bu enflasyona mutlaka sebep olacaktır. İşsizliği getirecektir. Buradan gelecek çıkacak parayı, parasal gelişimi senin absorbe etmen lazım, çekmen lazım. Ya da tüketime gitmemesi lazım onların deyimle. Zaten Türkiye'deki enflasyon tüketici enflasyonu, gelir dağılımı bunu ortaya koyuyor. Yani devlet yine enflasyonun başrolünde oynayacak görülüyor. Yani ekonomi yönetenler, baş aktörler bunu yapacak biliyor musunuz? Kuru dünyada para birimleri önümüzdeki sene için değer kaybedecek beklentisinin giderek artmasına, güçlenmesine rağmen, Amerika'da resesyon beklentilerinin %70'e çıkmasına rağmen, Avrupa Birliği'nde üretimin hala düşüyor olmasına rağmen, Avrupa para birimlerinin düşmesine rağmen bizim paramız karşısında bunlar çok büyük değer kazanacak. Bakın düşecek paralar bizim paramız karşısında çok ciddi değer kazanacak. Evet. Peki enflasyon dediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcağı sıcağına biz yayına girerken enflasyonla ilgili bir açıklaması vardı. Onu da konuşalım istiyorum. Kalıcı olarak ve tek haneli rakamları indirmeyi hedeflemişler. Tamam, hedef güzel. Fakat hedefledikleri yıla sormak istiyorum. 2028 yılı sonunda %4'e 4.7'ye geriletmeyi hedeflediklerini söyledi. 2028. Bu bir iyi niyet. Ben yarını göremezken 4,5 sene sonra görmem mümkün değil. Bu bir iyi niyet. Anlatamıyorum. Bu şey değil. Bu rakamlar gerçekleşmesi mümkün değil. Şu an birisi %1 bile ihtimal vermez kimse bu rakamlar gerçekleşecek. Hiçbir iktisatçı vermez. Ya ben yarını göremiyorum. Ve şimdi 2024 bütçesinde bir sürü darmadağınıklık var. Tek doğru şey işsizliğin artacağıdır. Doğru. Şu artacak. Devlet tasarruf ve giderler çok büyüyecek. E sen diyorsun ki ben 2028'in sonunda da enflasyonu 4.7'ye çekeceğim. Nasıl çekeceksin ha? Biz 2028'e kadar nasıl yaşayacağız? Tabii bir de o sorunun cevabı var yani. Demek ki enflasyon böyle devam edecek. Peki o zaman diğer bir konuda dış borç stoku yeniden rekor kırdı. Başladığı söylemiştim son verilere göre. Bir yıldan kısa bir vadeye sahip dış borç stoku 211 milyar doları aştı. Yine zirveye ulaştı. Bu rakam için ne diyeceksiniz? Yani Temmuz ayında da 210 milyardı. Şimdi Bebra Hanım, Türkiye kaynak açığı çok olan bir ülke. İşte merkezi bütçede de görüyorsunuz rakamları, uçuyor rakamlar. Dolayısıyla insanlar, firmalar içeride kaynak bulamadıkları için, uzun süre bulamadılar, seçim döneminde de bulamadılar. Herkes dış borçlanmaya gitmek zorunda kaldı. Fabrikasının çarklarını döndürmek için. Dolayısıyla dış borç maalesef bundan sonra da artarak büyüyecek ama kısa vadeli borcun artması çok sıkıntılı. Asıl sıkıntı orada işte. Onun için ekonominin toparlanması, güven vermesi lazım. Kısa vadeli borç biriktiği zaman bir yerde patlar bu. Ödemediğiniz zaman işte CDS primimiz 410'larda görüyorsunuz. 410 çok yüksek bir oran. Borçlanma oranlarının çok üzerinden çöp denecek seviyede. Amerikan 10 yıllıkları 4.60-4.70 seviyesinde. Şu an borçlandığınız zaman 4.88-8.90 ile başlıyorsunuz. Hatta biraz da riskli oluyor. %9'u geçiyor. Dolara %9 faiz vermek çok büyük bir rakam. Yani dünyada bile itibar olmayan paraya, giderek itibarı azalan paraya %9 faiz veriyorsunuz. Burada asıl olan, tehlikeli olan şey bir, aşırı dış borçlanmaya yüklenmemiz. Döviz ihtiyacı olduğu için firmalar oraya yönlendiriyorlar. Çünkü döviz ihtiyaçları var. İki, Amerikan tahvillerinin yükseliyor olması. Bu çok ciddi sıkıntı Türkiye açısından. Evet. Onun için maalesef sıkıntımız büyük. Dış borçlanma konusunda, döviz konusunda. Peki son olarak da JP Morgan'ın önerisine gelmek istiyorum. Bu Orta Doğu'daki çatışmalar sonrası altın ve tahvil almayı öneriyor. Altın biliyoruz işte bu tür savaş dönemlerinde, çatışma dönemlerinde zaten yükselir. Hem altın hem de tahvil önerdi. Herhalde katılırsınız değil mi bu önerisine? Son derece doğru ama Amerikan tahvilleri bence daha da yükselecek. 5.70'leri görecek diye zaten JP Morgan, Morgan Stanley gibi bankalar, Goldman Sachs gibi bankalar 5.70'leri görecek Amerikan tahvilleri diyordu. Şimdi bu tarihler 4.70'lerden aldığınız zaman 5.70'e çıktığınız zaman sizin zaten orada bir puanlık bir zararınız zaten söz konusu oluyor. Dolayısıyla tahviller daha Amerikan tahviller daha çok çıkacaktır. Altın şu an en güvenilir yatırım aracı. Sırf savaş değil, ekonomik kriz var bütün dünyada. Bu derinleşçe öngörülüyor. Ekonomik kriz artı şu an sıcak çatışmaları, Amerika'nın da dahil olmak istediği çatışmaları dikkate aldığınız zaman en güvenilir yatırım aracı yine dünya klasiği altın. Görünen o. Biz de bunu zaten uzun ömürlü tavsiye ediyoruz. Sırf savaş olmasa da ekonomik kriz ortamları çok
kaygan olduğu için şu an dünyada ekonomik kriz giderek derinleştiği için IMF, Dünya Bankası raporlarında bunlar geçen hafta yayınlanan raporlarda da yer aldı. Biz hep altın dedik. Uzun vadede hep altına yönelim dedik. Altına yönelmesi en doğru yöntem şu an. Yani kısa vadede başka şeyler pik yerlere kazandırır, düşer vesaire. Hatırlayın, Haziran'da Goldman Sachs ne demişti? 2400 doları görecek altın demişti. İndi çıktı, indi çıktı. Onsuna, evet tabii, 2010'sundan bahsediyorum. Ben Türk lirası değerine bakmıyorum. 10 sene önemli olan. Dolayısıyla bu elinde sonunda bu parayı gösterecekler bu altın ama çok uzak vadede değil maalesef. Yani evet. Altın çok ciddi bir yatırım aracı haline gelmeye başladı. Bütün merkez bankaları zaten bu nedenle altın biriktiriyor. Dolayısıyla altın çok ciddi. Bizim de durumumuz belli. Kısa vadede bakarsan evet dolar euro ama orta uzun vadede istikrar ve getirim aracı maalesef altın görünüyor. Onu gördüğü için bizim Ankara zaten altın ithalatına kısıtlama koydu. Evet, doğru, haklısınız. Peki, çok teşekkür ediyorum hem size hem de vakit ayıran kıymetli izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.